Şimdi muhalefet ısrarla eleştiriyor. Diyor ki sınırlarımız kevgire döndü. Kimin girip kimin çıktığı belli değil. Hükümet de diyor ki yok öyle bir şey. Sınırlar kontrol altında. İşte paylaşılan fotoğraflar, görüntüler fake'tir diyor. Lakin vatandaşlar orada farklı şeyler söylüyor. Vatandaşlar çok şikayetçi. Vatandaşlar evet diyor sınırlardan birileri geliyor, geçiyor, giriyor. Afganistan'dan ve Pakistan'dan diyor. Ve bakınız neler söylemişler. Birkaçını topladım ben. Değerli seyirciler şimdi son durum nedir? Suriyelilerden sonra Afganistan ve Pakistanlı kaçak göçmenlerin de Türkiye'ye gelmeye devam ettiği iddia ediliyor. Muhalefet de sınır güvenliği çağrısı yapıyor. Erzurum, Van gibi doğu sınırlarımızda yaşayan vatandaşlar da kaçak göçmenlerle ilgili gözlemlerini anlatıyorlar medya organlarına. Bakınız vatandaşlar sistem ediyor. Diyorlar ki ellerini kollarını sallayarak geliyorlar. Gerekli önlemler alınmıyor. Savaş sonrası Afganistan'dan 20-25 yaş arası erkeklerin sınırdan geçtiğini söylüyorlar. Eski Taliban savaşçısı ya da istihbarat ajanı mı olduklarını bilmiyoruz. Kimdi neydi belirsiz adamlar geliyorlar giriyorlar ülkemize diyorlar. Bu Erzurum'da Van'da kaydedilmiş e, vatandaşların açıklamaları. Kaliteli insanlarımızın göç ettiğini kalitesizlerin ülkemize geldiğini ve işsizliğin göçmen sorunundan kaynaklandığına dikkat çekiyorlar ahlaki değerler yozlaştığı için endişeliyiz diyorlar. Peki hükümet kanadı ne diyor? Şimdi diyor ki Uluslararası kaynaklara Bakanı Hudutlarımızda geçiş yok. Depremde evlerini kaybeden Suriyelilerin bir kısmı deprem sonrası gönüllü ve güvenli olarak topraklarına döndü. Bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım diyor. Savunma Bakanı yetkili isim böyle söylüyor. Muhalefet ısrarla hayır böyle değil. Sınırlar kevgire döndü diyor. Girenin çıkan belli değil diyor. Oradaki vatandaşlar aynı muhalefet gibi işte bulunuyor. Buraya insanlar geliyorlar. Afganistan'dan geliyorlar, Pakistan'dan geliyorlar diye. Şimdi bu önemli sınır, güvenliği her şeydir. Çok fazla göç almamayız derseniz bu çok tehlikeli. Şimdi sağlıklı göç nedir? Kontrollü göçler. Yani sizin ihtiyacınız olanı alıyorsunuz aslında. Almanya'nın yaptığı gibi, Belçika'nın yaptığı gibi, Fransa'nın yaptığı gibi. Fakat bizde inanılmaz derecede çok fazla sayıda insan geliyor. Suriyelilerin yanında Pakistanlılar geliyor, Afganistanlılar, Afganlar geliyor ve bunlar özellikle İran tarafından bakın özellikle İran tarafından bizim sınırlarımıza yönlendiriyorlar. Onu söyleyeyim size. O açıdan sınır güvenliği evet çok önemlidir ve bu yabancıların yakalandıkları anda deport edilmeleri gerekiyor, hemen gönderilmeleri gerekiyor. Ülkenin demografisi de tehlikeye girer. Bakın net söylüyorum değerli seyirciler. Şimdi